Evet, 11. test 4. Kazanım Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucunda ortaya çıkan kurumlardan hareketle toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur. 11. test 1. soru. Batı dillerinde yazılmış önemli eserler Türkçe'ye çevrilmiş. 3. Selim döneminde Avrupa başkentlerinde daimi elçilikler açılmış. Bu durum Batılı düşüncelerin Osmanlı toplumunda yayılmasına ifadesi kullanılmış. Doğrudur. Çünkü elçilik açıyorsun. Ve Batı dillerine yazılmış olan önemli eserler Türkçe'ye çevriliyor. Avrupalı devletler olan ilişkilerin gelişmesine elçiliklerin açılması B seçeneğini doğrular. Yine burada hem Türkçe'ye çevrilen bazı eserler bir de yine elçilikler kültürel etkileşim yaşanmasına yol açar. Ama ıslahatların başarısız olmasıyla ilgili bir durum söz konusu olmadığı için birinci sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Evet, ikinci sorumuz. Toprak sahibi ayanlarla senede ittifak imzaladım. Yetkilerimden biraz ödün verdim demiş. Tabi burada devamında Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdım. Yerine Asakir-i Mansuri-i Muhammediye adıyla yeni bir ordu kurdum. Takvim ve kadirle ilk resmi Türk gazetesinin yayınlanması sağladım. İlk kez Avrupa'ya öğrenciler gönderdim. Divan teşkilatını kaldırarak yerine nazırlıklar yani bakanlıklar kurdum. Posta nezaretini oluşturdum demiş. Buna göre 2. Mahmut'un yaptığı çalışmalar değerlendirildiğinde Osmanlı Devleti ile ilgili gerçekten hangisi söylenemez. Ayanlar toprak sahipleriyle bir antlaşma imzalıyor. Bu da ayanları kontrol altına almaya ve merkezi otoriteyi korumaya yöneliktir arkadaşlar. Ayrıca Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması da aynı şekilde. Askeri Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması, öğrenci gönderilmesi, eğitim, gazete çıkartılması, kültürel yani askeri, sosyal, eğitim ve kültürel alanda çalışmalar yapıldığında söyleyebiliriz. Yine gazetenin çıkartılması, bilginin yayılmasına ve haberleşmeye önem verildiğini gösterir ama ayanlara demokratik haklar vermemiş, sadece yetkilerinden ödün verdiğini belirttiği için sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Üçüncü sorumuz Sultan II. Mahmut döneminde yerli tüccarlar yabancı tüccarlara rekabet edebilmesi için gümrük vergileri indirilmiştir. Yine Sultan II. Mahmut döneminde klasik eğitim veren okullar dışında Avrupa tarzında yeni okullar açılmış. Burada bir ekonomik yenilik olduğu için birinci öncülümüz doğru. Burada Batı tarzında okullar açıldığı için yine pozitif bilimin yaygınlaşmasına önem verildiğini söyleyebiliriz. Ama eğitim ve öğretim birliğinin sağlanması Atatürk döneminde tevhid-i tedrisat kanunlarıdır. Bu nedenle ikinci öncül yanlış, bir ve üçüncü öncül doğru olduğundan sorumuzun doğru cevabı da C seçeneği olacaktır. Dördüncü sorumuz 1856 yılında ıslahat fermanı ilan edilmiştir. Bu fermanla azınlıklara farklı alanlarda haklar tanınarak yabancı devletlerin ülkenin iç işlerine karışmasını önlemek ve azınlıkların devlete bağlılığını kuvvetlendirmek amaçlanmıştır. Buna göre birlik ve beraberlik güçlendirmek amaçlandığını söyleyebiliriz. Yine azınlık isyanlarına karşı olduğu için devletin toprak bütünlüğünü korumakta amaçlanmıştır. Bağımsız devlet anlayışını güçlendirmek demiş. Burada tabi bağımsız devlet anlayışını güçlendirmek doğrudur. Niye? Çünkü yabancı devletlerin ülkemizin iç işlerine karışmasını önlemek istiyoruz. Bu bağımsız devlet anlayışı azınlıklar adına değil Osmanlı adına bağımsız devlet anlayışı. Bu nedenle D seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacak. Beşinci soru aşağıdan hangisi metinde söz edilen çalışmanın sonuçlarından biri değildir. Burada tramvayların kurulması, yine yük faytonlarının yaptırılması, diğer taraftan İzmir Aydın arasında demir yollarının yapılması demiş. Burada ulaşım alanında meydana gelen gelişmeler açıklanmış. Tabi bu yük taşımacılığının kolaylaşmasına yol açar. Ulaşım olduğu için kültürel arası etkileşim artar. Ulaşım kolaylaşır ve hızlanır. Hammadde ihracının artmasında ile ilgili bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Ulaşım geliştirildiği bir yerde ulaşım kolaylaşır. İnsanlar daha rahat seyahat edebildiği için farklı yerlere gidebildiği için kültürel arası etkileşim yaşanır. Ve bu doğrultuda yük taşımacılığı kolaylaşır. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı D seçeneği olacaktır. Altıncı sorumuz Lale Devri'nde birçok yenilik yapılmıştır. İlk Osmanlı matbaasının kurucusu İbrahim Müteferrika basma yöntemiyle kitap çoğaltmanın yararları ve gerekliliği üzerine bir risale yazmış. Sadrazam'a sunmuş ve matbaa kurmak için izin istemiştir. Böylece Lale Devri'nde Said Çelebi ile İbrahim Müteferrika 1727'de ilk Osmanlı matbaasını kurmuştur. Matbaanın kurulması kitap fiyatlarını ucuzlatır, bilginin yayılma hızını artırır, kültürel etkileşimi artırır, azaltmaz. Üçüncü öncül yanlış olduğundan sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacak. Yedinci sorumuz Tanzimat Fermanı ve maddeleri verilmiştir. Buna göre Tanzimat Fermanı ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz demiş. Maddemiz de burada din, dil, ırk ayrımı yapma kısmında herkes kanun önünde eşittir ilkesi. Eşitlik ilkesi ön plana çıkartarak azınlıktan devlete bağlı sağlanmaya çalışmıştır ifadesi doğrudur. Diğer taraftan azınlıklar bahane edilerek Osmanlı iç işlerine karışıldığı için Avrupalı devletlerin iç işlerine karışmalarını önlemek amaçlanmıştır ifadesi doğrudur. Vatandaşa mal mülk sahiplerine imkanı tanımıştır. Burada tabii ki de
Buradaki ifade arkadaşlar güncellendi. Askerlik gayrimüslimler için de zorunlu hale gelmiştir ifadesi olarak değiştirildi. Dolayısıyla burada askerlik herkes için vatan görevi sayılacaktır ifadesi burada güncellenme ile birlikte doğru olacak. Vergilendirme işlemlerinde gayrimüslimlere daha fazla ayrıcalık tanınmıştır. Hayır, burada din ayrımı yapmaksızın herkesten gelirine göre vergi toplanması adaletli bir vergide adalet ilkesini kapsadığı için D seçeneğinde ki ifade yanlış, gayrimüslimlere herhangi bir ayrıcalık tanınmamıştır. Dolayısıyla D seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Evet, 8. sorumuz. 2. Mahmut dönemi ıslahatları divan teşkilatı kaldırarak yerine bakanlıklar kuruldu. Siyasi Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. Askeri Avrupa öğrenci gönderildi. Eğitim ilk nüfus sayımı yapıldı. Sosyal. Dolayısıyla burada ulaşım ağıyla ilişkilendiremiyoruz. Sorumuzun doğru cevabı da C seçeneği olacaktır.